buradan kurtulmak istiyorsak, unutmayın, biz bir takımız. Birlikte hareket etmeliyiz. Yoksa hepimiz teker teker ölürüz. Okey! Ne diyeyim la bu dön? Yakup! Yakup! Erkeksen çık ortaya! Aşağıdaki odada yalnız değiliz. Bir oda daha var. There is one more room, brother. Bir oda daha mı? Bir artı bir miymiş la hangar? Diğerleri! Acilen bu odadan çıkmamız lazım. Haydin! Çak! Hacı abi! Ben tam bilmiyorum sizin dilini. Kahretmenim. Ben gelmiyorum. Ben bir inananım. Odanın dışına çıktım. Onunla göz göze geldim. Kahretmenim. Ben o mucizeyi gözlerimle gördüm. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne olur! Ne olur bir işaret ver bana! Sadece bir işaret ediyorum, istiyorum. Ne olur! Ana! Ana! Biliyordum! 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 Ver bakayım. Ne kadar da tatlı! Bir yoga da farklı. Ne kadar da fıstıklı. Ağızda dağılıyor ya lan. Aferin, bravo! Merhaba. Selamun aleyküm. Tam kafamdaki dünyayı yansıtan bir tanıtım olmuş. Çok duygulandım. Sizin de fikirlerinizi duymak isterim. Kalbim öyle hızlı atıyor ki inşallah dışarıda bir ambulans vardır. İyi misin Rüstem abi? Ya heyecandan ölebilirim. Hayatımın projesi bu. Tam 4 tane yakın planım var. Tam 4 tane. Sene 69. Ya Rüstem abicim otur gözünün çapağını otur artık ya. Bir sus gözünü seveyim ya. Ne bitmek tükenmek bilmeyen 69 senesiymiş arkadaş ya. Melek bir şey söylesene kızım. Salih abiyi de oynatmışlar ya. Ben seti ziyarete geldi zannettiydim diye. Şimdi arkadaşlar bizim Salih Bey'le çok profesyonel bir iş anlaşmamız var. Evet efendim. 800 dolar aldım. 4 tane eder ya. Ayrıca 4 tarafımda yelizlerle çevrili. Bence süper bir anlaşma. Başka eleştirileriniz varsa duymak isterim. Lütfen acımasız ve sert olun. Sayın Baytar. Yahu siz ciddi misiniz? Bu ne bu? Yani biz milletçe bir sürü çakma dizi seyrettik. Seyrediyoruz da. Fakat bu olmaz yani. Bunu madem çoruyorsunuz bari değiştirseydiniz bazı şeyleri. Ya alenen yapmayın yani. Ben demiyorum hani seyirci böyle bir şey diyebilir diye. O sizin hüsnü kuruntunuz. Evet baş... Bakın sizin çok daha önemli bir probleminiz var. Kadın yok bu dizide, kadın. Yani sanki adaya bir uçak düşmemiş de ne bileyim böyle bir balıkçı teknesi çarpmış gibi. Hepsi erkek mi olur ya? Evet. Bu adamlar 6 sene o adada hayatta kalamazlar. Neden? Çünkü kadınsız bedeniyet olmaz. Keser bunlar birbirini. Kokar lan o ada. Kokar. Alay erkek bunların. Sadi. Düzeltiyorum bir de alayı çirkin erkek. İzlenmez bu dizi. Elinizi düzgün bir tane aktörünüz vardı. Onu da tanımayacak hale getirdiniz. Puh! Hakikaten ha. Neydi lan benim o halim? Jackie Cenk yaptım. Tamam. John Locke'ı Can Kalk yaptım. Tamam da. Said'i Seyit yapıp Seyidoğullarından reklam almak nedir ya? Adamlar baklava yiyorlar da. Aynen Johnny, aynen yani. Bunun orijinalinde sarışını var, esmeri var, çillisi var, korelisi var, milfi var, hamilelisi var. Yalnız amatörlüsü olduğunu ben bilseydim yemin ediyorum bu dizide oynamazdım yani. Bu bizim sözleşmemizde var mıydı Tülay? Yok. Yok. Neden yok? Çünkü bütün filmde benim koşarken sallanan memelerim ve çatalım var. Böyle rezillik olur mu arkadaş? Gerildim ya la. Niye gerildim lan? Bahçamı yedim ben ya. Tek suç benim mi lan? Tek suç benim mi? Oyuncuların hepsine gözünün kenarıyla oynamış. Buna ne demeli? Şenol Bey. Oyunculuk takım oyunudur. Kalenin içinden ben top alıp tam ayağını orta yapmasını bilirim de... pasın sabriye gitmesinden korkuyorum. Alacak topu dağlara taşlara vuracak. Yazık olacak güzelim pasa. Oynamak gelmiyor içimden. Biliyoruz da konuşuyoruz. Arkadaşlar... bu kadar kötü mü ya? Ha? Bakın, sizin profesyonel bir desteğe ihtiyacınız var Şenol Bey. Yani her şey eksik ya. Bu kadar kötü iş mi olur? Olmaz. Ya bir danışman bulun ya da ortak yapımcı işine gidin. Ben eleştiriyi kaldıramayan bir insanmışım. Onu da öğrendim. İzninizle ben gidiyorum. Bir şeyler düşüneceğim artık. Yalnız gitmeden burasını 2 saatliğine kiraladım. İsterseniz film koydurayım size. Batman'ın yükselişi var. Ne dersiniz?
Lan Batman'ın nesini beğenmedi bunlar ya? Yeni bir formül bulmam lazım. Ahmet oğlum gözün kör mü? Canını da yolda mı bulmuşsun? Ev yerde aşık olmuşsun. Tufalara gelmişsin lan Ahmet. Ev telefonundan arayacağım lan, bir işe yarasın. Fıtı 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 fıtı. Evet. Murat ne yapıyorsun? Ne yapayım işte, ülserimi hazırlıyorum kardeşim. Nasıl olacak oğlum bu dizi işi ya? Bak düşman güldüreceğiz gene, rezil olacağız Ahmet. Hakikat gittik, beterin beterini bulduk ya lan. Ya oğlum bırak, bir işe yarasın diye ev telefonundan arıyorum. Seni hiç duymuyorum ya. Rüstem abin orada mı? Vallahi burada ona benzeyen birisi var ama. Hayırdır? Bana bak, Sadi'yi ara, otele gelsin. Salih abiyi kapıp acilen geliyorum, tamam? Hayırdır kardeşim? Bir planın mı var? Lan, sözleşmede aşık mı buldun yoksa? Yok be oğlum. Diziyle alakalı değil. Vedat'ı da ara bak, çok önemli, çok. Allah Allah. Nedir bu kadar önemli? İp dirseğe çıktı gözümde. Ne olabilir oğlum? Feride lan, Feride. Hacı abi, Faruk'u dövemiyoruz işte. Yeter de biz de insanız. Burnumu ağzıma verdiler lan. Dövüş mü var abi, dövüş mü var? Ya çocuklar, ben senaryo çalışıyordum. Antrenman koçu Münir Bey. Sen niye geldin lan? Hakikaten Salih, niye geldim ben? Şey ya, sen telefonla arayıp acil bir durum var deyince ben de kavga mavga çıkar diye getirdim bunu ya. Zaten aidatı da ödememiştim. Bankamatiğe kadar giderim, aidatı veririm diye ayak yapıp buraya kadar getirdim. Lazım olur diye. Sonuçta sportmen adam yani. Bu arada bankamatik de arkada. Ayak yapıp. Ya bu triceps neresi olurdu hocam, bura mı? Lazım olur diye. Ben bench press'i bırakacağım. Vallahi memelerim büyüdü. Göstereyim mi? Aman abi. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar bu antrenman koçu Münir Bey. Antrenman koçu Münir Bey. Bunlar da arkadaşlar. Aha da tanıştınız. Ya bırak, tam işimize dönelim. Gençler, Feride ile Faruk kesin ayrıldı. Kaleboş orta sahadan sallasam gol yiyorsun he? Oğlum adam Feride konusunda hassas, yapma lan. Feride. Feride saçı geride. Bizim Feride mi? Seni rapor almak için yukarıya gönderdi. Aha. Bu nasıl adammış ya? Bu nasıl adammış ya? Anamız bacımız ölenleri yemek getiriyor, iyi denk gelmemiş. Herif ucağı çek elektrik kablosu gibi cazır cazır dolaşıyormuş ortalıkta ya. Ya bunda haftada 7 gün yazıyordu ya. Vallahi hatırladım, haftada 7 gün yazıyordu. Öyle anlık bir gelişme değil. Bizim belli bir geçmişimiz var antrenman koçu Münir Bey. Ya bırak geçmişini, ben seni şimdi... Ya o senin doktorun ya. Ya o seni iyi edecek. Senin iyi olman için elinden geleni yapıyor. Senin yaptığın ettiğine bak ya. Belli bir yaşanmışlığımız var. Eğik atış, mitokondri, çözeltiler, terliksi hayvan, 3 gececiler, 3 hürel. Daha ne sayayım lan? Feride de çok güzel kız lan. Anan neni ne dedi? Münir! Salih, ne diyor oğlum bu? Ne diyorsun lan sen, antrenman koçu Münir Bey? Benim de ufaktan gönlüm kaydıydı bir ara ama işten güçten kafayı kaldırıp da gidip konuşamadım. Konuştuğum biri var mı yok mu diye. Gönlü boş mu dolu mu bilemedim. Bir kere gittim. Ayağımda mantar çıktı, söyleme sahip onu gösterdim. İlk intifa önemli tabii. Şimdi bu da şansımı düşürdü biraz. Vay anam vay ya, kendi ellerimle gönderdim yalan adamı. Herif ortalıkta cazır cazır dolaşıyormuş ya. Haftada 7 diyor ya. Hepsini evet işaretledi bu ha. Sen neye evet dedin? Koçum benim. Onlar özel bilgi, paylaşmazsak arkadaşlarla lütfen. Ahmetciğim bak, kırarım lütfen. Feride çok güzel kız lan. Dediğin zaman kırdın zaten Münir'e. Yo, öyle değil. Bayağı böyle kucağıma alıp dizimle beline beline, beline beline vurmak suretiyle 3'e 4'e kırarım Ahmet seni. Yeşil fasulye gibi. Bana özel güçlerimi kullandın mı Ahmet? Onlar tanrı vergisi. Murat bu nereden çıktı lan, yırtık dondan fırlar gibi? Ne yapalım şimdi seninle? Kapışalım mı Feride için? Ne yapalım? Ne diyorsun ha? Racon öyle emreder ama yeni nesil bir acayip, ben karışmayayım. Koçum bak, bu dünyada Feride'yi benden başka hiç kimse bu kadar sevemez. İspatlamak için ne yapayım ha? Atlayayım mı lan camdan aşağı? Dağda bayırda koşayım mı oğlum? Ne yapayım? Ulan müze gezmişliğim var lan benim o kız için. Allah Allah. İspatlamak için ne yapayım? Söyle oğlum, her şeyi hazırım ben. Söyle. Kaloş al bana. Ha? Kaloş bitti. Vallahi kaloşa para verirken elim titriyor ya. Ya gereksiz pahalı ya. Kaloş mıyım ama gereksiz pahalı. Bir müessesenin en büyük gideri kaloş olur mu ya? Eskiden düello vardı, düello. Böyle değildi. Kaloş nedir lan? Rüstem abicim onu çözeriz ya, hallederiz. Ahmetciğim sen plandan bahset. Nedir? Muratcığım bir değil birden fazla planım var. İlk olarak bir film davetiyesi göndereceğim Feride yengenin odasına. Daha sonra bir sinemayı kapatacağım. O sinemaya sizi figüran olarak yerleştireceğim.
film orta yerinde de benim galaktik bir görüntüm çıkacak Muratcığım. Özür dileyeceğim. Affettim diyene kadar film devam etmeyecek. Mesela ben buradan inmeyeceğim. Ben buradan inmediğim sürece de sen bu filmi izleyemeyeceksin. Affet. Affet, 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 affet. Ne olur. Affettim deyince de siz alkışlayacaksınız. Beğenmedim. Açık söyleyeyim, ben de beğenmedim Ahmet. O sonundaki figüran vurgusu hiç hoşuma gitmedi. Ben 8 tane filmde bunun benzeri sahnede oynadım. Klişe lan bunlar. Tamam, o zaman diğer plana geçiyorum. Şimdi Feride hastaneden çıkıp kendi arabası vasıtasıyla evine giderken ben de karanlığın gücünden faydalanarak arabasının önüne bunu atlayacağım. Asfalta yapıştıracak beni amele sümüğü gibi. Ahmet! Ondan sonra Feride gelecek yanıma, başımı alacak, dizlerine koyacak. Neden yaptın Ahmet bunu? Nasıl kıydın kendine? Ya diyecek. Ahmet, niye yaptın bunu? Ben de ona... Senin yanında yaşayamayacaksam... Bari senin dizlerinde öleyim Feride. Affet beni. Diyeceğim. Mutluluktan ağlıyor, affediyor beni. Siz de tek sıra halinde arkama dizilmişsiniz, beni alkışlıyorsunuz. Ya arkadaş, biz niye her defasında alkışlayıp ağlıyoruz lan? Şakşakçılara döndük. Hakikaten ya, sen niye böyle pasif bir rol biçiyorsun bize? Pasif mi kaldı lan? Evet pasif. Biz de dahilesin azıcık hikayeye. Ama nasıl olur ya, ben kafamda sizi hep böyle üvertür, yan rol falan canlandırdım yani. Böyle alkışlıyorsunuz normalde. Bak, yan rol olur. Bu üslubunu sevdim. Sen orasını bize bırak Koçeri. Hadi başlayalım. Gözlerin ikisi de başka bir yerde. Efendim Rüstem abi, hayırdır? O itne gırına söyle, işini hallettim. O papatyaları kendi evine döksün. Feride yola çıktı, evine geliyor. Vay, eski toprağı kes sen ya. Rüstem abicim, ne diyeceğim? Acaba diyorum, benim işe de mi yarasın sen? Hani aşkın aramız biraz limoni ya. Şu kaçırma Murat. Kapat. Hacı abi, direkt senin eve gidiyoruz. Sor bir niye. Niye lan? Feride senin eve doğru yola çıkmış. Rüstem abi mi ayarlamış lan? Vallahi orasını bilmiyorum. O zaman papatyalar benim eve gençler. Artık doğaçlama takılacağım yengenizle. Bu bölüm alıyorum askerlik arkadaşım Feride yengenizden. Tezkereyi. Ahmet, geçen gün seni televizyonda seyrettim kardeşim. Suratın böyle böyle abuk subuk şekillere sokma Ahmet. Bak, hatun da yaptın. Azıcık jön takıl lan. Hakikaten ha, sanki bir senin mimiğin var. Az bir iki dakika dur be oğlum. Hiç. Hayır, ben ne yaparım da yani. Gerek yok. Natürel böyle daha güzel ya. Aynen. Ha, rol gerektiriyordur, onu anlarım. Ama onu da doğru yapmak lazım. Yanlış anlaşılabilir yani. Rol çalıyormuşsun gibi, böyle dikkat çekmeye çalışıyormuşsun gibi olabilir yani. O yüzden, yoksa başka bir şey değil yani. Tabii ki. Ne sandınız abiler? Bak, şaşırıyorum. Düşünüyorum. Korkuyorum. Taklitler falan var yani, bende bu tip mimikler var. Ama ben tabii daha ciddi projelerde düşünüyorum bunları kullanmayı, açık söyleyeyim. Oyna lan. Hadi lan. O zaman ne yapayım, şey yapayım, dur. Heh, bak şimdi. Salak salak konuşma la. Necep İvedik mi lan? La diyorum la. Ankara ağzı. Bir elimde tesbih, bir elimde rakı. Argo konuştum, saçlar dağınık. Behzat amirim işte. Ha. O zaman buna bak, bak. Çocukluğumuzun ıspanaktan güç alan kahramanı, hatırlamadınız mı? Ha, şey var o zaman, dur. Bakın çocuklar, ne buldum? Aa, Tahsin Usta! Kırpık lan bu, kırpık. Yetenekli pis. İyiyim, iyiyim ben. Annen de var, babam da. Yeter lan, bu ne lan? Hakikaten lan. Hani böyle başka birisinin yerine bir utanç duygusu yaşarsın ya. Aynen öyle oldum şerefsizim. Bu ne lan? Ahmetciğim, hakkını helal et kardeşim. Bunu gördükten sonra sen çok mata oldun lan.
ağzını yüzünü yamultmaya devam. Lan! Sen Süleyman Demirel taklidi de mi yapamıyorsun lan yoksa? Ha? Erdal İnönü, Mahsun, İbo, Küçük Emrah, Doktor Alban, Doktor Bilal, Ajdar. Haydi, hiçbiri yok lan bu adamda. İşte vermeyince mabut, neylesin mamut. Neyse, hadi konuyu değiştirelim. Anlat bakalım uzun. Murat abin gitti, aşkını paketledi. Ahmet Feride'yi kümesledi. Ben seni gertanla yapraklı çikolatalı bir gece geçirdim. Ama benim için bitti, gitti. Sen ne yaptın lan o sapıklı? Hakikat lan, hale seni hala kovalıyor mu? Tenhada sıkıştırıyor mu? Atıyor mu arabasının terkisini? Para veriyor mu lan sağa? Para veriyor mu lan? Yürüyün gidin be. Siz dalga geçiyorsunuz da benim gitmeyin. Çok korkuyorum ben ya, ne yapacağım? Sadece sen şimdi ona küçük küçük sürprizler yap. Sen bildiğin aşk olmuşsun ya. Eğlenin siz, eğlenin anasını satayım. Önümüz kış. Halamın evinde kaçak göçek yaşıyorum. Faturaları ödeyemiyorum. Sular yok zaten biliyorsunuz. Doğalgaz da yok. Bir elektrik var işte. Bir de interneti ödüyorum malum, bekar adamız. Şu suları bile camiden damacanayla doldurdum ya. İçkimi zıkkım ettin Sadi. Ben şimdi buna bir daha ağzıma nasıl süreceğim? Murat abi sen ne yaptın ya? Sen tanıyamamışsın abi beni. Camiden doldurduk dediysek şadırvandan doldurmadık ya. Caminin tuvaletinden doldurduk. Caminin tuvaletinden doldurduysan iyi ya. Bak rahatladım şimdi. Bal gibi geliyordur artık. La oğlum bu Bumcu Onur beni niye sürekli arayıp duruyor? Sizi de arıyor mu ya? Beni de arıyor da ben açmıyorum ya. Açsam da ne dediğini anlamıyorum çünkü. La bak bana da 8 tane çağrı bırakmış, 2 tane mesaj yazmış. Yalnız bu anlaşılmıyor. Bu konuştuğu gibi yazıyor değil mi? İyi bak. Anlıyor musun? İyi biri itmişik. İgizli gidi gitmişik. Gövizli gidi bitmişik. İgizli gidi dikişik. İgizli gidi dikişik. İgizli gidi dik. Menü. Ahmet beni arasın diye. Abi yarım saattir çakıl atıyor üstüme. Sen bir şey yok dedin diye ses etmiyorum. Bak tersin pistir benim. Tamam abicim, Salih abimiz o bizim. Şaka yapıyordur, şaka. Ben normalde bu kadar şaka kaldırmam yalnız. Usta bitiyor zaten. Sık dişini. Bak yine, az önceki çakılı çatalıma soktu. Adam baya baya nişan alıp ışık atıyor ya. Salih abi, ejd... Ben sana ne dedim la demin? Ben sana ne dedim demin? Ya ne taşı ya? Allah Allah, hangi taş ya? Ne taşı? Ben burada evimin önünde duruyorum kardeşim ya. İnsan kendi evinin önünde duramayacak mı? Komşular! Abicim, o kilit değişecek. Kaçarı yok. Anahtarın biri bende, biri de Feride'de olacak. Artık öyle çat kapı misafirlik devri falan bitti. Ha, sen mi diyorsun ya? Ben o konuyu kafamda kapattım, açtım ben bunları Ahmet'ciğim ya. Bak madem konuyu sen açtın söyleyeyim yalnız. O kapının kilidini ben de değiştirdim. Ben niye değiştirmiyorum? Niye herif değiştiriyor? Dünyanın parası. Ben değiştiremez miydim? Değiştirirdim. Sen yorulma diye. Güzel abicim sen yorulma diye. Sen benden para yerine anahtar alıyorsun ya. Çekindim ben de, ne yapayım? Salih abicim artık bazı şeyler değişecek. He tamam. Şimdi sen hatun yaptın ya. Sat hemen Salih abi. Benim işi fark etmez oğlum. Bana hem yok lan. Ne olacak ki? Ne yaparsan yap lan. Darılmaca yok yani. Yaşatma bana. Ben gene kimi bekliyorum oğlum? Yeni bir oyuncuyla randevusu var Murat Bey. Birazdan biter zaten. Yenisi, eskisi, popçusu, topçusu. Herkesi bekliyorum arkadaş ya. Acaba diyorum benim emeklilik yaşım falan mı geldi lan? Sen haber verdin değil mi? Verdim Murat Bey. Şimdi tabii yine de ben bir piyasayı araştırayım ya. Çünkü bana biraz fazla geldi. Salih? Ah Murat. Bak Murat da buradaymış ya. Artık onun hatırına bir şeyler yaparsın ya. Hoş geldin Murat'cığım. Ne oluyor Salih? Bir şey olduğu yok Murat'cığım ya. Şimdi ben tabii nacizane bir oyuncu olduğumla bir menajer falan bakayım dedim. Sahipsiz kalmayayım dedim. Anasını satayım benim de bir menajerim olsun dedim ya. Tabii Ahmet'le biraz kırgın olduğumuzdan bu aralar ben de senin menajerine geldim. Nasıl, iyi yapmış mıyım? Salih, mümkünse etrafımda seni çok fazla görmeyeyim diyorum. Sense mümkün olduğunca ağzımın içine giriyorsun. Lütfen bunu yapma artık. Bir hayatından çık git ya. Lütfen ya. Tülay. Murat'cığım biz de zaten tam Salih Bey'le anlaşamamak üzereydik. Kendisine %30 biraz fazla geldi. %30? Şeydir ama ya Tülay öyledir yani. Diğerlerine benzemez. Şey mi yapsan acaba sen? Daha az çalışanlar vardır mutlaka sektörde. Var yani. Acaba diyorum Salih sen ajansla falan mı çalışsan?
Hı? Yok lan yok. %35'ten %30'a indi. O benim memleketim olduğumdan toprağım o benim ya. Ama tabii bir piyasaya bakmak lazım. Durum ince çünkü ben oyuncuyum. Bu vücut benim enstrümanım. Onun için yani. Yok yok tabii tabii. Sen araştır. O zaman toprağım görüşürüz. Hadi bakayım. Çok zarifsin yine bugün. Çok zarifsin ya. Sağ ol canım. Sette görüşürüz canım. Bana gerek yok. Bu nasıl bir model insan ya? Bunun burada ne işi var Tülay? Allah aşkına ya. Gel.